Merhabalar. Evet, emzirme dönemi her annenin daha anne adayının hamileliğinde bebeğini beklerken bile o emzireceği günlerin hayalini kurar. Ve doğumdan hemen sonra olabildiğince çabuk emzirmeye başlamayı öneriyoruz. Ve olabilirse inşallah bütün annelerimizin olur. 2 yaşına kadar emzirmeye anne sütünü öneriyoruz. Ama bazen böyle doğumdan sonra böyle istediğimiz gibi bazen kolay olmayabilir. İşte göğüste şişlikler olabilir, göğüs ucunda yaralar olabilir, çökük göğüsler olabilir. Yani emzirme ile ilgili problemler oluşabilir. Daha zaten hamilelikte emzirme ile ilgili bir sürü alışveriş yapıyorsunuz ama önemli olan doğru ürünü almak, tabii ki sağlıklı ürünü almak, doğru ürünü almak, kolay kullanabileceğiniz, uzun süre kullanabileceğiniz, bebeğinize ve size hiçbir zararlı madde içermeyen ürünlerden kullanmak bu dönemde. Emzirme dönemi boyunca da dönem dönem bu ürünlere ihtiyacımız oluyor. Evet, emzirme döneminde kullanacağımız bizim için gerekli ürünler nelerdir? Ben size çok güvendiğim yine Mamajun'un bu emzirme ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Hem başta da söylediğim gibi bu ürünleri hem uzun süre kullanabilmeniz, hem pratik kullanabilmeniz, hem size faydası dokunması çok çok önemli. Bazen doğumdan sonra işte göğüslerde şişlik olabilir, böyle angoşman dediğimiz şişlikler olabiliyor. Ya da bebeğimiz göğsü tam çekip boşaltmayabilir. Zaten kolostrum çok yoğun bir süt olduğu için kanallardan tam geçmeyebilir. O zaman tabii ki sütü bir an önce bebeğimize ulaştırmamız için göğüs pompası gerekiyor. Yine Mamajun'un çiftliği ya da tekli de kullanabileceğimiz bir de USB elektronik USB kablosu ile de kullanabileceğimiz herhangi powerbank ile ya da araba şeyle çakmayla kullanabileceğiniz süt pompası. Yine bu hızlı ve güçlü çekim yapar ama yani hızlı, pratik, çabuk çekim yapar ama hiçbir şekilde canınızı acıtmaz. Hani o büyük pompalar bize çok hani bir an önce sütümüzü çekmek için çekeceğimizi zannediyoruz ama Mamajun'un bu pompası da sizin işinizi çok kolaylıkla görür. Aynı anda iki göğsü sağabilirsiniz. Böylelikle hem zamandan tasarruf edersiniz. Hem de iki göğüse de aynı uyarıyı vermiş olabilirsiniz, vermiş olursunuz. Yine hem doğumdan sonra hem de ileride sütünüzü sağıp ileride bebeğinize vermeniz gerektiğinde ya da sütünüzü sağıp yine saklamanız gerektiği durumlarda ya da ara ara göğüslerinizin çok dolduğu durumlarda yine göğüs pompası her zaman yanımızda emzirme dönemi boyunca çalışma iş yerine götüreceğimiz zaman da yanımızda oluyor. Zaten Mamajun da çok hafif olduğu için 170 gram ve çok sessiz çalıştığı için her yerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bazen göğüs ucu hani yapısal olarak içe çöküp olabiliyor. O durumda da bebeğin zaten göğüs ucunu kavraması zor. Biliyorsunuz şu kahverengi kısmı emmesi gerekiyor. Ucu da böyle olunca burayı tam kavrayamaz. Onun için göğüs ucu çıkartıcılar şu şekilde yine Mamajun'un çok pratik kullanabileceğiz. Bütün ürünler zaten kokusuz, artı renksiz, hiçbir katkı maddesi içermeyen ürünlerdir. Onun için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şu şekilde eğer içe çökükse göğüs ucunuz, bunu bu şekilde bastırıp göğüs ucumuza şöyle koyuyoruz. İçi çekiyor. Yani şöyle yaptığımızda bakım uyguluyor ve göğüs ucunuzu çıkardığı için hemen bebeğinize verebiliyorsunuz. Bazen çok giriliyor göğüsler. O zaman da uçta içe çökebiliyor. O zaman da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Tabii göğsü korumak, göğüs ucu yaralarından korumak ya da olan bir yarayı hızlıca iyileştirmek hem sağlıklı emzirme hem annenin acı çekmemesi açısından, sütün devamlılığı açısından da yine çok önemli. Artık göğüs hijyeni de çok çok önemli. Onun için de yine eğer göğüste hafif tahrişler, yaralar olduysa göğüs kalkanı. Bu kesinlikle sizin kurtarıcınız olacak. Onu da şu şekilde şöyle kutudan İki takım çıkıyor böyle ayrı bir şekilde. Burada böyle yumuşak yastıkçıklar var. Şu şekilde bunu birbirine silikonlu yumuşacık uç zaten. Hepsi yumuşak dediğim gibi. Kokusuz. Şu şekilde yapıyorsunuz. Burada hava delikleri var. Hava deliklerinin olması göğsünüzün de hava almasını sağlıyor. Onun için çamaşırınızı hem de sürtürmekten engelliyor göğüs ucundaki tahrişleri. Bir de akan sütü topluyor. Boşa gitmiyor. Hemen bebeğinize böyle içirebilirsiniz. Bunu da yine aynı şekilde şu delikleri yukarı gelecek şekilde göğüse yerleştiriyorsunuz. Çamaşırınızı
kapatıyorsunuz. Yine bu yastıkçıklar hafif hafif böyle masaj yaptığı için de göğsünüzdeki fazla sütün de boşalmasını sağlar. Artı o üstünüze sütler akmaz. Bunun için de hem boşa gitmez sütleriniz. Toplayıp sonra bebişinize içirebilirsiniz. Evet, aslında çok fazla ürün almaya gerçekten gerek yok. Bir ürünün de uzun süre kullanımı ve faydalı olması çok önemli. Yine eğer göğüs petleri yine aynı şekilde tek tarafta emici özelliği var. Yine mamacı bütün emzirme ürünlerinde annelerimizin yanında. Yine göğüs petleri hepsi tekli paketlerde yanınızda böyle cebinize çantanıza atıp her yere de götürebilirsiniz. Çamaşırınızı şu şekilde buradan yapıştırırsınız. Bu da yani 100-150 cc kadar süt toplayabiliyor. Yani bayağı iyi bir süt. Yani yapıştırıyorsunuz ve yine aynı şekilde kokusuz, renksiz, tatsız yani bu ürünler. Bu da aynı şekilde emme gücü de çok yüksek. Çamaşırınıza böyle yapıştırıp hem üstünüz ıslanmaz hem de göğsünüzü hijyenik bir şekilde korursunuz. Bunu her yere böyle dışarı çantanızı dediğim gibi pratik. Yani mamajın bütün ürünleri zaten o yönden iyi. Pratik, hemen böyle hepsinde kendi steril edilebilen saklama kutuları var ayrıca ürünlerin. Hemen içine koyup steril edebiliyorsunuz. Artık bir yere kolaylıkla taşıyabiliyorsunuz. Yine istemediğimiz emzirmeye engel bir durum ya da ileride böyle bebeğimiz meme ucunun sırtında göğüs ucu yaraları olabilir ya da göğüs ucu tam çıkmıyor olabilir. Hani bebeğimiz göğüs ucunu tam kavrayamayabilir. O yüzden de yine önemli olan göğüsten emmesi. Silikon göğüs uçları mamacının, bu da gerçekten çok güzel bir ürün. Şu şekilde yine aynı şekilde şöyle yerleştiriyoruz. Burada böyle minik minik hani anne göğsünün etrafında da böyle minik minik pütürler, buradaki pütürcükler zaten anne memesi hisse veriyor. Artık bebeğimizin burnu buraya dayandığı için emerken anne kokusu alıyor. Zaten silikon göğüs ucumuzda renksiz, kokusuz, tatsız ve çok incecik, ince ve şeffaf. Yine bunu da bu şekilde takıp göğsünüzü şöyle memenize veriyorsunuz. Bebeğiniz bu uçla göğsünüzdeki sütü kolaylıkla çekebiliyor. Yine aynı şekilde kullandıktan sonra saklama kutusunu temizleyip saklama kutusunun içinde steril edebilir ya da yanınızda bir yere taşıyabilirsiniz. Yine bir çift olarak çıkıyor. İki göğsünüzde de kullanırsınız. Ya da bir göğsünüzde bir tarış varsa iyileşene kadar kullanacaksanız tek göğsünüzde de kullanabilirsiniz. Tabii sütümüzü sağıyoruz. Bazen fazla, inşallah herkesin olur. Fazla fazla sütlerimiz. Sütlerimizi sağdığımız zaman tabii ki saklama kapları da çok önemli. Yine hijyenik bir şekilde saklamak için, sonra bebeğimize o sütü ulaştırmamız için. Yine aynı emzirme ürünlerinde sizin yanınızda olacak. Yine mamacının şu şekilde saklama kapları var. Yani bunun bir de özelliği hem biberon ağzıyla uyumlu olması, hem pompanın ağzıyla uyumlu olması, yani her şekilde aldığınızda kullanabilirsiniz. Hem böyle alternatif bir sürü çeşit ondanını, hepsini birbiriyle uyumlu olması da çok önemli. Artı ağzının geniş olması, çünkü o kadar değerli sütümüzü çekiyoruz. İçine dökerken de hani kolaylıkla koymak için tabii ki kapağını da şu şekilde kapatıp dolaba koyuyoruz da buzluğa ileride kullanacaksınız. Buzluğa kaldırıyorsunuz. Yine sütlerimizi içirmemiz için, eğer içmesi içireceksek ileride de olur. O zaman da yine mamacının antikolik biberonları, biberon uçları, yine şurada kerozene. Zaten bütün ürünler anne memesiyle emzirmeli birleştirmek için uygun. Yine bebeğimiz çektikçe geldiği için anne memesi hissi verir. Artı hava yutmaz. O da çok önemli, biliyorsunuz. Bebeklerde gaz olabiliyor. Gaz sancısı da en minimumda önlemek için önemli antikolik olması. Yani emzirme dönemimizde bizim mamajuda ürünlerimiz yanımızda. Çekme pompamız tekli ya da çiftli kullanabilirsiniz. Çok hafif, yanınızda her yeri taşıyabilirsiniz. Yine göğüs kalkanımız sizi kurtaracak. Silikon göğüs ucu belki kullanmanız gerekebilir. İleride işte ısırdı, bazen dişleri çıkınca ısırabiliyor. Çektiğimiz sütü saklamak için süt kapları, süt saklama kapları, biberonlar, çeşit çeşit gece gündüz biberonu, artı beslenme ürünü aynı zamanda biberon, ama yani çektiğimiz sütü belki hemen acil vermemiz gerektiği durumlarda da hemen kullanabiliyoruz. Yine göğüs petleri hepsi emzirme döneminde yanınızda olması gereken sağlıklı ürünler.
Böylelikle keyifli bir emzirme dönemi ve ne zaman ne kullanacağınızı da bilmeniz çok önemli. Keyifli bir emzirme dönemi geçirirsiniz ve sağlıklı ürünler olduğu için de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.